3D gündeme hoş geldiniz. Koronavirüs salgını süresinde alınan tedbirlerle beraber gelen kısıtlamalar, geçimini özellikle de günlük kazancı ile sağlayan tüm esnaf gibi lokantacıları da etkiledi. 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgesiyle pastane, restoran, lokantaların müşteri kabul etmeden yalnızca paket servis ve gel al benzeri şekilde hizmet vermesine karar verildi. 16 Nisan'da ise hizmet saatleri düzenlenerek hafta içi ve hafta sonu 7 ile 22 saatleri arasında hizmet vermeleri kararlaştırıldı. Peki lokantacılar bu süreci nasıl geçirdi? Beklentileri ne? Normalleşme süreciyle birlikte neler değişecek? Tüm bunları konuğumuz Antalya Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Yasin Tekdemir ile konuşacağız. Hoş geldiniz Yasin Bey. Hoş bulduk Ece Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle meslektaşlarıma iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu vesileyle de bizi esnafla bir araya getiren Antalya 3'te ailesine de çok teşekkür ediyorum. Tabii koronavirüs salgını sadece Türkiye'nin, sadece Antalya'nın, sadece Antalya'daki lokantacıların sorunu değil, tüm dünyanın sorunu. Bu vesileyle de yine ülkemiz, şuna inanıyorum ki diğer ülkelere rağmen yine en iyi, en hafif bir şekilde, yani acıları az olan, ölümleri az olan, bir şekilde atlatan bir ülke olarak yaşadık bunu hep beraber. Tabii bunun yaşanmasına büyük katkı koyan önce Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sonra Sağlık Bakanı görevini çok layıkıyla yaptı. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına, emeklerine. Bu vesileyle de esnafın yanında olan Maliye Bakanımız, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da epey katkı koydular. Bu vesileyle de tabii esnafımız zor bir süreçte geçti. Yaşama şansı azaldı. Şimdi tabii, soracağım zaten evet, size bunların evet, hepsinin tümünü konuşacağız. Evet, tabii destek bekliyor. Halen de destek bekliyor. Bu verilen destekler için herkese çok teşekkür ediyorum, tüm bakanlıklara, yani desteği veren tüm bakanlıklara. Şimdi bu çok desteklerin detayına da gireceğiz Yasin Bey. Girmeden önce ilk olarak size şunu sormak istiyorum. Eğlence mekanı statüsüne girmeyen işletmeler haricinde tam olarak kapatılma kararı verilmedi aslında. Ama bunun verilmemesine rağmen bir kısım esnaf paket servis gibi hizmetlerle hizmet vermeye ve bir şekilde kazancını devam ettirebilirken büyük bir kısmı kepenk kapattı. Bunları görüyoruz. Lokantacı esnaf şu an ne durumda ve 21 Mart'tan bu yana ne gibi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı? Ya şimdi 16 Mart'ta eğlence mekanlarının kapanmasıyla başlayan süreçte işte 21 Mart'ta lokanta ve benzeri işletmelerin kapanmasıyla %85 işletmemiz kapanmış durumda. %15 açan, bu gel al paket servisi yapan işletmeler ise, bunlar da çok böyle hani günü kurtarma şansları yok. Ama sadece işte gideyim dükkanımı açayım, İşte aman personelimi kaybetmeyeyim, İşte yani dükkanım açık kalsın, bir hava alsın, temizleyeyim şeklinde bir şey var. Çünkü kimse koronavirüsten dolayı salgın hastalığı kapar korkusuyla ne yemek yeme, dışarıdan yemek yeme şeyi kaldı insanlarda, iştah kaldı. Ne de o korkunun verdiği psikolojik baskı esnafımıza bir türlü müşteri olarak döndürmedi. Yani açanlar da çok mutlu değil, öyle söyleyeyim. Açan %15 kesimi de çok mutlu değil. Yani sabah açıp da akşam kapatması, belki siftahsız kapatan işletmelerimiz bile duyuyorum, söylüyorlar. Yani üzülüyor da insanlar, üzülüyor. Neden üzülüyor? Çünkü bir yemek var orada. Yani bir işletmenin açılıp da kapanması gerçekten bir külfet, yani bir işletme için. Tabii bu konuda biz Maliye Bakanımızdan bir nefes kredisi aldık. İşte Halk Bankası ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi aracılığıyla 25 bin lira işte destek aldık. 25 bin lira da kredi kartı şeklinde bir destek aldık. Bu esnafa bir nefes aldırdı. Yani destekleri gerçekten esnafa bir nefes aldırdı. Tabii büyük esnaf halen kiraları birikti. Vergiler birikti, ödemediği, tüketmediği elektriğin şu anda faturaları geliyor.
tüketmediği elektriğin faturalarına istinaden elektrikleri kesiliyor. Kazançları olmadığı halde dükkan kiraları birikiyor. Ve yarın bu işletme sahipleri dükkanını açmaya gittiklerinde dükkan sahibi gelecek kirasını isteyecek. İşte çalışan elemanlar borçlarını ödemek için, işte bu borcumu ödemek için para isteyecek, avans isteyecek. İşletme sahibi veremeyecek kapalı olduğu için. Yani esnafı zor günler bekliyor. Bizim dileklerimiz inşallah bu bizim kötü düşündüğümüz veya işte zor düşündüğümüz şeyler olmaz. İyi şeyler olur. Esnafımız ayakta durur. Antalya'mıza güler yüzle hizmet ederiz. Yine işte koronavirüsten önceki dönem gibi Antalya lokantacıların esnafı maalesef bu şekilde yani tencereyi kaynatma şeyleri kalmadı, güçleri kalmadı. Yasin Bey, devlet tedbirlerinden de ve alınan, sizin için verilen desteklerden de bahsedeceğiz ama öncelikle Antalya özelinde bir soru sormak istiyorum. Antalya ilinde lokantacılar ve o işletmelerde çalışan personel ne durumda? Bu mevcut durumda geçimlerini nasıl sağlıyorlar ve odaya kayıtlı esnafın tahmini olarak kaçta kaçı bu süreçte kepenk kapatmak zorunda kaldı? Şimdi biraz önce de söylediğim gibi esnafımızın %85'i kapalı şu anda. Zaten yani sulu yemeği paket yapma şansı yok. Buna benzer işte içkili işletmeler olsun. Yani gel al paketin dışındaki işletmelerin çoğu zaten açma şansları yok. %85'i kapalı, %15'i açık olan da çok mutlu değil demiştim. Bu yanımızda çalışanlarla ilgili de kısa ödeneğiyle ilgili bir Maliye Bakanımız şey çıkardı. Bu şey Çalışma Bakanımız yanımızda çalışan arkadaşların desteklenmesiyle ilgili. Yani bunlarla ilgili kısa ödenekle ilgili tabii çok mutlu edecek bir şey değil. Yani bizim en azından bir asgari ücret ödenebileceğini bekliyorduk. Çünkü bu insanların yaşama şansları bu parayla yok yani. Yani biz de halen bekliyoruz yani bu esnafımıza, yanımıza çalışanlara bu desteklerin artırılmasıyla ilgili beklentilerimiz var. Taleplerimiz oldu zaten Cumhurbaşkanlığından mesela bizim taleplerimiz oluştu. Biz Cumhurbaşkanımızdan ne talep etmiştik? Demiştik ki elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet ve benzeri kurumların faturalarının devlet tarafından karşılanmasını istemiştik. İki, kısa çalışma ödeneği desteği istemiştik tüm çalışanlarımızla ilgili. Bu verildi ama tam böyle çalışanlarımızı mutlu edecek şekilde değil. Halen bu desteğin artırılmasını talep ediyoruz. 3. Nisan, Mayıs, Haziran ayları Bağkur ve SGK primlerinin en az bu 3 ayın devlet tarafından karşılanmasını talep ettik. 4. Nisan, Mayıs, Haziran aylarının vergi ödemelerinin devlet tarafından karşılanmasını dedik. Yani çünkü zaten dükkanlar kapalı. Bir de vergi yükü gelmesin bize. 5. En önemli şey de aslında bizim çok böyle belki bir bize bir şey de olsa bir sürpriz yapar hükümetimiz, devletimiz diye. Nisan, Mayıs, Haziran aylarının iş yeri kiralarının devlet tarafından en azından yarısını belki mülk sahibine yüklerlerdi. Belki yarısını da devlet karşılardı. Bu şekilde belki bir kanun maddesi çıkarıp da böyle bir destek olurlar diye bir beklentimiz vardı. 6. Çek ve senet kredi kartı ödemelerimiz vardı. Tabii dükkanlarımız kapalı. Bu ödemelerimizi ne şekilde nasıl yapacağız? Bunların ötelenmesiyle ilgili şey yapmıştık. Tabii bu çeklere, senetlere de gelmedi ama kredi kartı ve buna benzer diğer bireysel şeyler borçlanmalarla ilgili şey geldi, ötelenme geldi. 7. Tüm esnafa dedik 6 ay ödemesiz 36 ay 0 faizli bir kredi dedik verilsin. Bununla ilgili işte 6 ay olmadı da 3 ay ötelemeli 36 ay vadeli bir kredi çıktı. Ama tabii 0 faizli söylemiştik. Devlet tabii burada bunlar biliyorsunuz yani bir de devletin gücüne bağlı bu tür desteklerin verilmesiyle ilgili. Eğer kasanızda para yoksa veremezsiniz. Onun için devletinizin önce mali açıdan destek iyi olması lazım. Biz de halen bu normalleşme süreciyle ilgili de ne bekliyoruz? Tabii bir an önce açılmamızı bekliyoruz normalleşme sürecine girdikten sonra. Yani ne diyoruz? Diyoruz yani biz de sosyal mesafeyi koruyalım. Mekanlarımızı tabii zaten eskiyi bekleme şansımız yok. Eski günleri
hani yaşayalım, böyle bir beklentimiz yok. Yani en azından eskiyi görmesek de eskinin en azından bir %50'sini, salonumuzun %50'sini boşaltıp salonun %50'sini sosyal mesafeyi koruyacak hale getirelim. Tüm çalışanlarımıza, işte içeri giren müşteriye gerekirse maske şey yapalım, verelim. Yani yemek yiyeceğiz esnada maskeyi takma şansı yok ama en azından o içeride durduğu süreçte taksın. Eldiven, çalışanlarımız eldiven taksın. Bununla ilgili yani içerideki işletmenin içerisindeki tedbirimizi kesinlikle elden bırakmayacağız. Bir de tabii bilim kurulunun bizimle ilgili söylediği şeyler önemli. Yani bilim kurulu bizden ne istiyor, ne yapmamızı istiyor? İstediği şartlara kendimizi getirecek hale getireceğiz. O şekilde vatandaşa koronavirüse bir an önce kurtulmanın yollarına bu şekilde bakacağız. Normalleşme sürecinde yapılması gereken şeyler ve atılacak adımlarla ilgili sorularım olacak size ama Yasin Bey, öncesinde şunu sormak istiyorum. Biraz önce devletten beklentilerinizi ve ekonomik yardım talebinizi ilettiniz. Peki şu ana kadar atılan adımlar, uygulanan ekonomik tedbirler esnafın varlığını devam ettirmeye yetecek mi sizce? Şayet beklentiler karşılanmazsa, biraz önce listelediniz, bu beklentileriniz karşılanmazsa esnafın geleceği sizce ne olur? Herkes işine bıraktığı yerden devam edebilir mi bu şartlar altında? Şimdi bıraktığı yerde zaten devam etme şansımız yok. Neden yok? Zaten eski işlerimiz olmayacak. Eski düzende iş yapamayacağız. Yani gelirimiz düşecek. Yani sadece gelir gider meselesi değil olay. Yani düşünün siz evinize market mutfak alışverişi yapıyorsunuz. Markete eskiden gidiyordunuz. Belki 200 lira 100 lira ödüyordunuz. Şimdi iki katını ödüyorsunuz. Yani gıda da yerinde durmuyor. Aldı bağışını gidiyor. Hal yasası çıkacaktı. Yani sebzenin fahiş fiyatı bulmaması ile ilgili. Yani bakıyorsunuz halde bir sebze 1 lira, bir bakıyorsunuz markette, manavda veya pazarda 2 katı, 3 katı, 10 katı. Yani bunun takibini yapacak birileri lazım. Çünkü bu esnaf yarın dükkanını açacak ama yani sebze almış başını gidiyor. Et fiyatına taze fasulye olur mu 29 liraya? Yani belki görmüşsünüzdür. Yani bu lokantacı bu taze fasulyeyi nasıl yapacak? Kaç paraya satacak? Yani onun için hani bir an önce hal yasası çıkmalı. Esnafı koruyacak, çiftçiyi koruyacak ve bir de aracıları bitireceğiz. Aracıları, komisyoncuları bitireceğiz. Yani 1 liralık şeyi 10 liraya satmamalı lazım. Yani kar marjı nedir? %25 mi? %30 mu? Kar marjı konulup o kar marjıyla yani son noktaya bilecek ki halde 1 liraya almış 1.30 liraya 1.30 kuruşa domates satılıyor. Satılması lazım. Herkesin de bunu bilmesi lazım yani. Çünkü siz sabah gidiyorsunuz. Bir önce bir pazarı dolaşıyorsunuz. Acaba hangi tezgahta ne kaç para, kim ne yazmış? Yani aynı domates bakıyorsunuz 20-30 fiyat var yani. Yani bir an önce devletin de bu işe el atması lazım. Yani yoksa esnafımızın gerçekten mutfakta, o tezgahta o yemeği yapma şansı zorlaşıyor. Fiyatlar almış başını gidiyor. Yani biz yarın istediğimiz gibi zam yapamayacağız. Yani zam yapamayacaksak para kazanamayacağız. Para kazanmayınca da o iş de yapılmaz. Yani bu dükkanların bir an önce toparlanması için herkes üzerine düşen görevi yapacak. Yani eğer sebze halinde fiyatlarımız takip edilecek üreticiden ta tüketicinin son noktasına kadar. Yani etle ilgili şu anda bir sıkıntımız yok. Kasaplar Odası Başkanımız sağ olsun geçen bir açıklama yapmıştı. Ette zam yapmayacağız, işte stok durumumuz iyi, herhangi bir etle ilgili bir sıkıntımız yok demişti. Onun için etle ilgili bir şeye girmiyorum. Yani başkanımızın o söylediğiyle bizi rahatlattı sağ olsun Osman başkanımıza. Bu arada teşekkür ediyorum. Yani onun için yani bu hal yasası işte bir an önce bu gıdayı şey yapmaları lazım, frenlemeleri lazım. Yoksa bizim bu şeyleri, yemekleri yapma şansımız yok fiyatlara. Evet. Yani müşteriler yakın zamanda normalleşmeyle beraber lokanta ve restoranlara gittiğinde olağan dışı bir zamlanma görebilir mi? Eğer ek tedbirler alınmazsa, dediğiniz gibi bir fren koyulmazsa oraya. Yani pandemi süreci fiyatlara da olumsuz yansıyabilir mi?
Yani kesinlikle yansıyacaktır. Neden? Çünkü yani bir taze fasulyeyi 20 liraya alırsanız o taze fasulyeyi sizin bu şu anki fiyatta satma şansınız yok yani. Yani bir an önce devletin de bu işe bir eğilip de bu fiyatları yani Ticaret Bakanımız sağ olsun şey yapıyor, zaman zaman açıklama yapıyor, kontrollerini yapıyor. İşte stoklarını kontrol ediyor, stoklayan var mı, fiyatı artıran var mı? Ama yani biraz daha fazla bu işin üzerine gidilmeli bence. Yani gıda çünkü yani akşam gidiyorsunuz alıyorsunuz, sabah gidip de aynı şeyi aldığınızda bakıyorsunuz etiket değişmiş. Ya akşamla sabahın arasında ne oldu da bu kadar etiket değişti? Tamam belki eurodur, dolardır artıyor ama yani bu bizim ürettiğimiz bazı şeyler de dolarla, euroyla endekslenmemeli yani. Evet. Evet Yasin Bey. Bir de bu durumda hem restoran ve lokantaların içinde hem büyük zincirler var hem küçük esnaf var. Yani gerçekten günlük kazancını sadece günlük kazandığıyla hayatını idame ettiren esnaflar var. Ve özellikle koronavirüs süreci başladığından beri bu tedbirler tabii ki sağlık için zorunlu ancak alındığından beri fazlaca mağdur olduklarını dile getiriyorlar. Özellikle küçük esnafın talepleri neler? Esnaf neler bekliyor? Şimdi esnafımız biraz önce Cumhurbaşkanlığımızdan taleplerimiz diye ilettiğimiz evet. Bunlar tabii bizim esnafımızın talepleriydi. Verilen destekler oldu. Onun için teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen tüm bakanlıklarımıza o anlamda. Tabii bunlar yetmiyor. Yani küçük esnafı mutlu edecek şeyler yapmak lazım. Yani örnek veriyorum işte biraz önce saydığım işte bir kira desteklenmesi. Yani en az şu açılmadı. Yani bir elektrik faturasının gelmemesi lazımdı. Yani yıllardır elektrik firmaları bizim sırtımızdan para kazanıyor. Yani EPDK bir kanun çıkardı. Geriye dönük 3 ay ortalama fiyat alınacak diye. Firmalar korundu aslında. Burada esnafa destek olunmadı. Firmalar korundu. Yani adam elektrik tüketmiyor. Adama eski çalışan dükkanın faturasını gönderdiler. Kapalı adam bu faturayı nasıl ödeyecek? Ödeyemediği için kapama yası gidiyor çoğu esnafa. Bizi arıyorlar ne yapayım? Bizim yani kanun üstü bir şey yapma şansımız yok. Kanun çünkü öyle emrediyor. O da onlar da yapıyor. Bununla ilgili dava açma şansımız da yok. Davayla ilgili mahkemeye gitmeyle ilgili şeyleri bağlayıcılar var. Yani gidemiyoruz. Bunlara itiraz edemiyoruz gibi. Yani onun için bir an önce bunlara da bir el atmalar lazım. Yani bu esnafı bir koruyacak, kollayacak bu elektriktir. Mesela su faturası yani belediyeden biz bekliyorduk ki ya ben şu 3 ay süreçte su faturası almayayım. Yani esnaf zaten %85'i kapalı. Açık olan %15'in suyu tükettiği su ne olacak? Almasan olur. Yani bir moral olurdu o anlamda söylüyorum yani. Ama onlar da yapmadı. Sadece faturaları ötelediler yani. Onlar o öteledikleri için de kendilerine teşekkür ediyorum. Büyükşehir ve ASAT'la ilgili genel müdüre, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Yani o da en azından bir destekti ama alınmasaydı daha şey olurdu, mutlu olurduk, iyi bir destek olurdu esnafımız için. Evet. Yasin Bey, bir de normalleşme süreciyle birlikte biliyorsunuz ülke genelinde pek çok sektörde işletmeler belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başladı, verenler de vardı. Peki restoran ve lokantalarda uygulanması planlanan yeni hijyen kuralları neler olacak? Bunlar belirlendi mi? Fiziksel düzenlemeler, bu sosyal mesafenin korunması gereği düzenlemeler yapılacak mı? Ve eski düzen nasıl değişecek? Bize bu tedbirlerden ve yeni uygulamalardan kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdi yeni uygulamalarla ilgili bilim kurulu tabii bunlarla ilgili işte Sağlık Bakanlığı, bilim kurulu bunlarla ilgili bize daha detaylı bir şey gelmedi. Ama tabii yani biz işletmelerimizin şu anda açık olan işte içerideki hijyeni sağlamakla ilgili işte ne yapıyoruz? Dezenfektasyonlar yapıyoruz, ilaçlıyoruz. Ondan sonra maske takıyoruz, eldiven takıyoruz. Yani çalışan arkadaşlarımıza içeride çalışan ekip arkadaş. Bu sosyal mesafeyi 1,5 metreyi korutturmaya çalışıyoruz. Yani o şekilde zaten şu anda sadece paket ve gel al hizmeti veriyoruz. Ama yarın işletmelerimiz açıldığında biraz önce söylediğim gibi insanların belki oturan iki kişinin arasında en az 60 santim olacak diye söyleniyor. İşte 1,5 metre masalar arası mesafenin olması falan böyle söyleniyor.
Bekliyoruz tam detaylar gelince biz de sınavımızı o şekilde şekillendireceğiz ve Antalya'ya belki eski günlerimizi yakalama şansımız yok ama en azından bir moralle %50 de olsa %40 da olsa kapasiteyle işletmelerimizi açacağız diye düşünüyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Yasin Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle lokantacı esnafımızın bu sorunlarını gündeme getirdiğiniz için. Tüm Antalya esnafına, lokantacı esnafımıza iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Teşekkür ediyorum.